Emekli Asubayların Haber Portalı'nın görev dostları. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Genel Merkez Yönetimi'nin düzenlemiş olduğu ölüm orucu eylemi 4. gününde Abdi İpekçi Parkı'nda devam etmektedir. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Birsen İyalkan. Ama kullandığım ad bu Gürsen İyalkan'ım. Turgay İyalkan'ın eşiyim. Emekli Asubay eşiyim. Bugün Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve aynı zamanda burada Türkiye Emekli Asubaylar Merkez Yönetimi'nde almış olduğu ölüm orucu eylemin 4. günü. Ve aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü. Ve siz bir asubay eşi olarak burada asubayların 63 yıldır ötelenen mali, sosyal ve hukuki hakları için, mücadele için buradasınız. Yıllardan beri buradasınız. Evet, buradayız. Konularla ilgili biraz bir şey alabilir miyim? Kadınlar Günü, bu konularla ilgili bana bir açıklama yapar mısınız? Başkanımızı destekliyoruz. Onun yanındayız. Sonuna kadar buradayız. Bütün bayan arkadaşlarım olarak ayrılmayacağız başkanımızın peşinden. Bizlerin hakları verilmesini istiyoruz. Eşlerimiz senelerce çalıştı, haklarını alamadılar. Pekala, biz Asura işleri olarak sorunlarınızdan biraz bahseder misiniz? Valla sorunlar çok. Hangisinden başlayayım? Hastaneye gidiyorsun, hastanede istediğini bulamıyorsun. Her yerde yani haklarımız yendi, yeniliyor da. Evet. Ayrımcılık çok. Evet. Yani çok ayrımcılık yapılıyor. Anladım. Genel Merkez Yönetimi'nin ölüm orucu için Abdi İpekçi Parkı'ndayız. Yanımda bir asubay eşi var. Hanımefendi sizi tanıyabilir miyim? Adım Reyhan Erdoğan. Teşekkür ederim. Buraya niçin geldiniz? Bir anlatır mısınız? Buraya niye geldik? İlk önce başkanımızı desteklemek için geldim. Eşimi desteklemek ve özlük haklarımız için. Her şeyden önemli çocuklarımızın geleceğine biraz daha tutunmak için geldik. Evet. Bizim asubaylar daha ziyade neyi talep ediyorlar? Sorunları ne? Eşlerinden bahsediyorum. Ya eşlerimizin ne sorunları vardır? Sizden duyarsak daha iyi olur. Ya şimdi önce şunu söyleyeyim. Bizim eşlerimiz çok fazla görevlerindeki sıkıntılarını evlere yansıtan insanlar değillerdi. Ben şu an gördüğümde sanki böyle rüyada yaşamışız. Şimdi gerçeğe dönmüşüz gibi. Yani onlar sıkıntılarını yansıtmadılar ama bunları vücutları ele verdi. İşte genç yaşta tansiyon hastası oldular, şeker hastası oldular. Yani şimdi bu bizim gerçek yüzleşmemiz. Yani şu an gerçeklerle yüzleşiyoruz. Haksızlıkları belli bir zaman sonra artık vücut da kabul etmiyor. Kimse kabul etmesin. Herkes evladının geleceği için, ordumuzun geleceği için burada olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emekli Asubayların Ölüm Orucu'nun 4. gününde küçük çocuklar, emekli asubayların küçük çocukları da burada, torunları onlara destek veriyordu. Ölüm orucunun 4. gününde yüzlerce emekli asubayımız eşi ve çocuklarıyla beraber eylem çadırında destek için bulunmaktalar. Bugün ayrıca Dünya Kadınlar Günü'nde ve kadınlarımız burada desteklerini esirgemediler. Türkiye Emekli Asubaylar Genel Merkez Yönetimi'nin ölüm orucunun 4. gününde hukuk komisyon, temat hukuk komisyon başkanı Sayın Erkan Akkuş var. Sayın Akkuş, ne talep ediyorsunuz? Tek cümleyle özetlemek istiyorum. Türkiye'de dünyadaki tüm asubaylar gerek çalışan gerek emekte adalet talep ediyor. Teşekkür ederim. Evet, ben de tek cümleyle şöyle söylüyorum. Hem çalışırken hem emekli olduğumuzda ayrımcılığa son verilmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keçiören Şube Başkanı Mertubay Özel. Evet, ilk günden beri desteğinizi esirgemediniz. Geliyorsunuz, gidiyorum, görüyorum. Ne talep ediyoruz? Birkaç cümleyle. Hak ve hukuk, adalet istiyoruz. Bugün görevdeyken sağlam girdiğimiz mesleğe maalesef emekli olurken hastalıklı sakat olarak çıkmaktayız. Açlık sınırının içerisinde mücadele etmekteyiz. Bizler görevdeyken hak ve hukuktan bahsedip de bizleri
maalesef öteleyen bir toplumun fertleriyiz. Haklarımızı en kısa zamanda alacağımızı umuyoruz. Tamam, teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ha, rica ederim.